son derece doğru yerde kullanıldı. Bunu modacı dikti zaten. Ya modacının dikmiş olması her gelen... Hayır ki, tabii ki değil. Hayır tabii ki değil. Ama gelen çalarak yapıldı. Bunu modacı yaptıysa doğru ya. Tabii her ki öyle bir şey yok. Bir şey hayır öyle bir şey yani. Savunmuyorum zaten. Öyle bir şey iddiam yok. Öyle bir şey iddia etmiyorum ben. Ama doğru bir yerde. O senin fikrin. Doğru bir yerde yani elbise. Tamam. Olması gereken yerde şu tamam anda. Şu dikişleriniz hoşunuza gitti yani şu şuradaki. Evet evet aynen öyle. Benim İnanamıyorum. İnanamıyorum. Evet. Ya da inanıyorum siz dersiniz güzel diye. Ya her şeyi beğenmiyorsun Çiğdem. Yani şimdi ben sana ne söyleyebilirim ki? Hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Çünkü evet beğenmiyorsun. Ben beğenmiyorum bana bir arkadaşlar. Bir yoksa kez eksik bulduğum yorumları mı söylüyorsun? Ama sürekli eksik buluyorsun ki zaten. Kimde? Ben de sürekli eksik sürekli eksiksin o yüzden olabilir ama mi? Ama hiç bugüne kadar tamamlayıcı bir şey söylemedin bana. Nasıl hep söylemedim? Hep eksiksin dedim. Ben buraya çıkan her arkadaşıma önce artılarını, eksilerini sıra 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 artımı söylüyorum. Artımı söyledin mi bana bugün? Eksilerini söylerken bana bugün de artımı bak, söyledin mi? Eksilerini söylerken de diyorum ki şu çanta olmamış ne olabilirdi onu da söylüyorum. Tamam bana bugün bir artı söyledin mi? Hayır. Ama artı görmüş olsam ayakkabıların başka bir yerde güzel. Bununla da yedirirdin ama öyle bir şeyler takardın yerdik diyorum. Ben aksesuar ama yine de ısrar ediyorum. Giydiğin rengin hakkı altın sarısı mat hatta yani. Hayır kesinlikle bu elbisenin altına altın sarısı asla değil. Bence ben bu tonu tercih ettim. Bak parlak giymişsin benim mat dore ile giyerdin. Anladın mı? Mat dore giyerdin. Mat onun gibi böyle bir şeyler benim takardın. Benim tercihim bu Çiğdem Hanım. İşte onu benim konuşuyoruz. Şimdi yanlış evet. mı konuşuyorum ben? Size göre doğru ama. Bana göre doğru olan bu. Allah Allah. Bu kadar. Hakaret etmiyorum farkında mısınız? Yorum ben yapıyorum. Ben hakaret etmiyorum size. Ne yapayım yani? Benim çok doğru güzel mu? Olmuş. Harika. Benim sana, doğrum bu. Ben sana güzelsin dedikçe yani o zaman mutlu oluyorsun. Bu da senin çok büyük eksik bir düşüncelerin olduğunu gösteriyor bana. Yani neyle güzel ilgili olduğunu söylediğimizde neyle ilgili? Mutlu oluyorsun. Ben senin güzelliğini ilgilenmiyorum. Yok ben hiç mutlu olmuyorum çünkü sana güzel bir şey asla söylemedin zaten. Allah Allah. Güzel bir şey giydiğinde nasıl söylemeyeyim ya? Bu kızlar güzel giydiğinde söylemiyor muyum? Özellikle bana söylemiyorsun. Yorum gelmedi bana, bana yapamadım. Söylemiyorsun. Muhteşem bir pembe. Ama bana söylemiyorsun işte. Sıkıntı burada zaten. İşte bana karşı bir garezin var. Anlamıyorum ben de. Neden bana karşı böylesin anlayamıyorum yani. Ya işte gerçi açıklamasını sen yapmıştın. Kıskanıyorum demiştin. Komik görünüyorsun. Beni tanımıyorsun ki sen. Modadan konuşmuyorsun ki. Neyinden vuracağım? Ya seninle konuşmak istemiyorum. Moda bilmiyorsun ki. Yeter tamam. Duygu. Sanki moda biliyor gelmiş burada bana onu beğenmiş. Sen çok mu biliyorsun ya? Sen çok mu biliyorsun? Hiç bilmiyorsun. Kızlar susar mısınız? Bir tane devam eder misin? Hadi ne yaşıyorsun sürekli? Yani ben de kombini biraz özensiz buldum açıkçası. Elbisenin üstünde böyle küçük lekeler varmış gibi ondan duruyor. Şey canım onlar ya. Onlar biraz rahatsız etti. Ya. Yani vazelin sürdük. Böyle bence. Saçı eleştirmek haddim değil ama saçı böyle düğüne gidiyormuş. Elbisesi de akşam dışarı çıkıyormuş gibi geldi bana. Teşekkür et. Kimseye hiçbir şekilde cevap verme Taner istemiyorum. Yoksa elbisenin rengi güzel. Teşekkür ederim. Esmer yani esmer sen de ben bu renk elbiseleri çok seviyorum ama dediğim gibi... Çok böyle kombinleyemedim yani o sadece ayakkabı ve elbiseyi. Tamam. Teşekkür ederim. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.